Bugün karşımızda siyaset, yurt dışından gelir gelmez uzun saçları, değişik kıyafeti, küpeleri ve kendini bir anda tüm Türkiye kamuoyu İsa Mesih olarak veya Hazreti Mesih olarak ilan etmesiyle tanıdı. Hasan Mezarcı bahsettiğimiz kişi. Mezarcı Düzce'nin Aydınköy, Aydınlar köyünde, Aydınpınar köyü, Aydınpınar Aydınpınar. köyünde gözlerini açtı. Ama yaşama gözlerini pek de iyi açmadı. Hayat ona iyi, hoş geldin demedi. Küçük yaşta, daha 8 aylıkken ailesi kendisinin dışında bilmediği konularda parçalandı veya dağıldı diyelim. Yaşama böyle başladı. Sonra akrabalarının yardımıyla ilkokulu bitirdi ve sonra bir Yani o konularda farklı bir şey oluşmaması gerekiyor. Annemle babam ayrılmışlar ben küçükken. evet. Efendim. Geldi ben 3-5 aylık, 8 aylık filan. Her neyse ayrılmışlar ama ben dedemin yanında büyüdüm. Evet. Yani başka bir yerde, başka bir ailede değil. Babama göre dedemin hem maddi imkanları daha iyiydi, hem de daha bilgiliydi. İşte Osmanlıca bilir, İslami kaynakları, tefsirleri falan okur. Aslında o açıdan daha şanslıyım yani. Yani. Cemal Bey, onu söyleyeyim. Yani Evet. babamın yanında büyüseydim o kadar daha şanslı ve imkan sahibi olmayabilirdim. Evet. Daha sonra müezzinlik, İmam Hatip Lisesi, müezzinlik, birçok Türkiye'nin yerinde görev yaptınız. Diyanet İşleri ve Tarım Bakanlığı memurluk yaptınız ve nihayetinde o 90'lı yıllarda siyasette tanıştınız. Refah Ben Partisi. Kur'an kursunda okudum, hafızlık yaptım. Onları şey yap, müsaade ederseniz. Kur'an kursunda Evet. okudum. Rica ederim. Hafızlığı bitirdim. İmam Hatip okulunu bitirdim. Ankara İlahiyatı bitirdim. 5 yıllık bir okul. Evet, yani Tarım Bakanlığı'nda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memurluk yaptım. Efendim, ilk müftülüğüm Ağrı Eleşkirk Müftülüğü. Oradan başladım işte. Müftülük, vaizlik, Sakarya Akyazı, İstanbul İmraniye Müftülükleri yaptıktan sonra siyasi hayatım başladı. Buyurun. Anladım. Hocam, bu başlangıçtan sonra hoş geldiniz tekrar diyorum. Hoş bulduk, sağ olasınız. Öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Yani toplumda insanlar buna delilik diyebilir, çılgınlık diyebilir. Durup dururken nereden, size nasıl birden bu şey Mesih olma şey vahiy mi geldi? Siz kendiniz mi ilan ettiniz? Almanya dönüşünde bildiğim kadarıyla bunu ilan ettiniz. 2000'li yılların başında. Nasıl oldu hocam? Onu anlatabilir misiniz? Şimdi 1997'de ben cezaevindeydim. İstanbul Metris, bir süre Metris'te, sonra Ankara Ulucanlar cezaevinde kaldım. Cenab-ı Allah 1997'de benim Meryem oğlu Mesih İsa olduğumu bana bildirdi. Şimdi nasıl bildirdi? Şöyle düşüneceksiniz bu olayı. Hatta bundan dolayı biliyorsunuz Mesih olduğumu açıklayınca hakkında soruşturma açıldı. Şimdi Cemal Bey, bir şeyin altını çizmek gerekiyor. Bu işte delirmiş, kafayı yemiş, yok işkence olmuş, yok ilaç verilmiş, zihin kontrolü yapılmış, bilmem. Yani halkın inanmasını engellemek için böyle bir deli algısı kampanyası yapıldı. Mesih olduğumu açıklayınca ben Mesih olduğumu bir kere cezaevinde açıklamadım. Cezaevinden 1997'nin sonunda çıktım. Yurt dışına gittim. Aradan 3 yıl geçtikten sonra Almanya'nın Worms şehrinde Türkiye medyası geldi. Ben de çağırmadım ayrıca. Çevremde yavaş yavaş açıklamaya başlamıştım 2000 yılında. Medya geldi. Türkiye medyasını açıklayınca burada haftalarca süren bir deli kampanyası yapıldı. Mesih olamaz Hasan Mezarcı. O Hocam, zaman bir problem. Evet, buyurun. orada sözünüzü keseceğim. Olamazsınız çünkü ben bizzat sizin gazeteci olarak, adliye muhabiri olarak sizi vasi davanızda tam teşekküllü Mümine Hastanesi'ne sevk etmişlerdi. Yanılıyor muyum? Ben peşinizden gelmiştim hatta hastanesi götürürlerken ve tam teşekküllü Doğrudur, heyetten doğrudur. akıl sağlığınızın yerinde olduğuna dair de heyet raporu aldınız. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir heyet raporu yok. Numuneye gitmiştiniz, iyi hatırlıyorum. Beraber arkanızdan geldim ben.
takip ettim. Ya siz geldiniz de orada bir mahkeme açıldı. Vasida 5 su oldu. Vasi davası açıldı. Peki ne oldu davanın sonunda? Ne oldu? Onu bilmiyorsunuz işte yani öyle bir rapor yok. Çünkü ben Almanya'ya, Türkiye'ye Mesih olduğumu. Ya bir şunu bir kere anlaması lazım herkesin. Bir insanın sırf Mesih olduğunu söylediği için deli dinlenmez bir insan. Anladım. Peki bir, insan, bir dakika ay buraya geçmeyelim. Buraları geçtik mi olmaz? Var sorularım da onlara göre. Buraları geçtik mi olmaz? Tabii. Bir insana sırf Mesih olduğunu söylediği için, açıkladığı için deli denilecekse Hazreti Muhammed'e de deli diyeceksiniz. O zaman deli raporu vereceksiniz. Ben Allah'la konuşuyorum diyor, görüşüyorum diyor. Mağaradan çıkıp gelmiş adam. Evet. Hiçbir tahsini de yok. Bir dakika, burayı cevaplayacağım yani. Yok, sorumla sizin söyleyeceğiniz daha açılımını yapacaktım. Soru sadece şuydu. Tabii hayır yani. Bunu i̇lahi söylemek istiyorum. İlahi bir tebliğ mi oldu size yukarıdan? Burayı açıklamam lazım. Ben tamam, bunu doktorlara da söyledim. Tamam. Ben bunu doktorlara da söyledim. Öyle bir rapor falan da yok. O mahkeme de kendilerine bir kün kararı aldı. Yok hükmünde sayıldı. Anladım. Neden? Çünkü zaten ben Almanya'da sağlığımın, ruh sağlığımın, akıl sağlığımın yerinde olduğuna dair tam teşekküllü bir Alman hastanesinden rapor alarak geldim. Numune hastanesi de öyle bir rapor vermedi. Zaten tek bir görüşmeyle raporu da veremez bir hastane. Bir insanın akıl sağlığının bozuk olduğuna dair herkesin gözlemleyebileceği davranış bozuklukları olur. Düşünce bozuklukları olur değil mi? Bir insanda hiçbir davranış bozukluğu yoksa, düşünce bozukluğu yoksa, değil mi? Tabii. Hiç kimsenin hiçbir şikayeti yoksa, öyle mi? Doğru. Hasta olan biri, belli olur zaten. Adam çıkıyor bazısı, ben Mehdi'yim diyor, ben Mesih'im diyor ama bakınca herkes görüyor ki bu adamda bir problem var. Dolayısıyla benim olayım öyle değil. Mesih olduğumu açıkladığım güne kadar hiçbir şikayet var mı? Hiçbir davranış bozukluğu var mı? Hiçbir laf söz var mı? Yok. Yani ben değil de Hazreti Muhammed çıkıp dese ki yani bu hakimlerin, savcıların karşısına, doktorların bana Cebrail geldi. Bana Allah'ın vahiyini getirdi. Ben Allah'la konuşuyorum, görüşüyorum. Miraç yaptım. Birinci kat gökte falan peygamberle konuştum. İkinci kat gökte falan peygamberle konuştum dese ne raporu verir bu doktorlar? Ben size sorayım. Veremezler. Ne raporu verir? Yani Hazreti Muhammed karşılarına çıksa, Hazreti Muhammed bugün çıksa ve 1400 sene önce söylediklerini bugün söylese rahatlıkla bu savcılar, bu devlet, bu devletin hatta tarikatlar, cemaatler, hocalar, diyanet bu adam delirmiş, kafayı yemiş der. Evet. Hocam o konuda her peygambere söylenmiştir bu. Evet. Deli meselesi ayrı bir konudur. Devlet, mahkeme veya herhangi bir heyet benim efendim Mesih olup olmadığımı tespit edemez. Mesih değil diyemez. Karar da veremez diyorsunuz. Karar veremez. Ve bu konu inanç konusudur. Yargı konusu yapılamaz. O zaman bütün peygamberlere deli raporunu verin. Değil mi? Ve meseleyi bitirin. Evet. Dolayısıyla ama ortada bir davranış bozukluğu var. Kendine zarar veriyor, başkalarına zarar veriyor değil mi? Saçmalıyor. Ruhsal bir rahatsızlığı olan biri varsa karşınızda zaten doktora da gerek yok. Onu herkes çıplak gözüyle onu gözlemler zaten. Belli eder zaten. Evet. Belirtilerini gösterir. Şimdi burayı dolayısıyla o mahkeme de benim lehime sonuçlandı. Böyle bir vasi falan da tayin edilmedi. Anladım. Ve mahkeme kendilerine yükün. Çünkü bu mahkeme anayasaya da aykırıydı. İnançlar sorgulanamaz. Doğru. Yani evet. Allah'ın varlığı ispat edilebilir mi? Muhammed'in peygamber Allah'la konuştuğu ispat edilebilir mi? Görüştüğü ispat edilebilir mi? Dolayısıyla bu konu devletin ve tıbbın konusu değil. Tamam, peki problem ne? Problem şu. Ben 2000 yılında Mesih olduğumu açıklayınca Cemal Bey. Evet. Türkiye'de bir panik meydana geldi. Türkiye'nin tanıdığı biriyim, sevdiğim biriyim. Ve konuşulamazları konuşulabilir hale getirme misyonu icra etmişim. Bu ülkede konuşulamayan şeyleri
konuşulabilir hale getirme. Söylenemeyenleri söylenilebilir hale getirme. İşte onu soracağım hocam, müsaadenizle. Evet, buyurun. Konuşmalarınızdan örnekler ara sıra ben de bir şeyler sorayım size. Çalıştım biraz. Sizin sözünüz, Ayasofya Hristiyanların kalesidir. Kabesidir, özür dilerim. Evet. Cami yapmak yeni bir Hilal Haç Savaşı başlatmaktır. Evet. Bunların derdi cami namaz değil, kilise ve Hristiyan düşmanlığıdır. Namaz kılmak istiyorsanız ne işiniz var? Kilisede. Gidin Sultanahmet Camisi'nde kılın, belanızı aramayın diye tweetinizi görmüştüm. Evet. Ayasofya'yı açmak neden bu kadar önemli? Çok mu önemli? Şimdi şöyle düşüneceksiniz bunu. Empati yapması gerekiyor bu toplumun. Müslümanlar için Kabe neyse Hristiyanlar için de Ayasofya odur. Ayasofya herhangi bir kilise değildir. Bakın Türkiye'de başka kiliseler var. Trabzon Ayasofya gibi. Cami yapılınca bu kadar bir sıkıntı meydana gelmedi. Şimdi eğer Müslümanlar Kabe'nin kilise yapılmasını normal kabul edebiliyorsa, yani şöyle düşünün, Suudi Arabistan işgal edilmiş. Farz-ı muhal, Allah göstermesin, Amerikan ordusu girmiş, Kabe'yi kilise yapmış. Ve Müslümanların orada namaz kılmasını, ezan okumasını engellemiş. Demek kilise ayinleri yapılıyor, Kabe'de çan çalınıyor. Evet. İşte Ayasofya, Hristiyan dünyasının Kabe gibi sembolik bir yapısıdır. Bu sadece İstanbul'daki Hristiyanları ilgilendiren, sadece Ortodoksları ilgilendiren bir mabet değildir. Yani Suudi Arabistan, Kabe benim egemenliğimde, ister kilise yaparım, ister cami yaparım diyemez. Onun egemenliğinde olması ayrı bir şeydir. Ama bütün dünya Müslümanlarının o neyidir? Ortak mabedidir. İnananların mabedidir. Mabet meselesi, egemenlik meselesi değildir, iman meselesidir. Evet. Şimdi Cemal Bey, öteki konuya gireceğim yine. Tabii sorular. Yani İslam'dan önce, İslam'dan 300 yıl önce yapılmış bir binadan bahsediyoruz, bir mabetten bahsediyoruz. Ve Hristiyan dünyasının en büyük, en sembolik bütün Hristiyanların yeryüzündeki mabedinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir mabedin cami yapılması zulümdür. Bakın kim yapmış olursa yapsın. Hazreti Muhammed de yapmış olsaydı yine zulüm derdim, yanlış derdim. Karşı çıkıyorsunuz. Ve Kur'an asla böyle bir şeye izin vermez. Yani bunların Allah'ını bilmem. Ama Mesih'in Allah'ı böyle bir zulme izin vermez. Dolayısıyla mesela İsrail'de şimdi Mescid-i Aksa'yı benim egemenliğimde burası deyip oradaki şeyi kapatsa bu kabul edilebilir bir şey mi? Onun için Ayasofya konusu hassas bir konudur. Ve kesinlikle söylüyorum, Ayasofya kilise olarak ibadete açılmalıdır. Artık biz orta çağda değiliz. Fatih döneminde değiliz. Yok, kılıç hakkıdır, fetih hakkıdır. O zaman niye bağırıp çağırıyoruz İsrail'e Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da Netanyahu'nun kılıç hakkıdır. İstediğini yapar, Süleyman Mabedi'ni yapar. Mantığı gelir ortaya. Kısasa kısas mantığı. Kısasa kısas olur. Mütekabiliyet doğar. Evet. Ve bütün dünya, yani İslam'la ilgili çok kötü bir algı oluşur. Tarihte, geçmişte Hristiyanlar bazı işgal ettikleri yerlerde camileri kilise yapmış. Müslümanlar işgal ettikleri yerlerde kiliseleri cami yapmış ama bunlar orta çağda kalmış artık, geçmişte kalmış. Yani, ve kalmalı. Hilal Haçlı Savaşı. Yani 21. yüzyılda yapılırsa, cami olursa. Yani 21. yüzyılda artık bu olmaz. Olmaz. Bunlar geçmişte kalmalı. Sultanahmet Camii'nden ezan sesleri yükselmeli. Ayasofya'dan çan sesleri yükselmeli. Ayasofya, Hilal Haç savaşının, kavgasının değil. Hilal Haç barışının sembolü olmalı. İnançların sembolü. Yani barışın sembolü olmalıdır. İşgalin ve zulmün sembolü olmalıdır. Bu Türkiye'yi büyütür. Yani böyle yapmak Türkiye'yi ne yapar? Büyütür. Ve dünya bu bir medeniyet gösteri, hoşgörü sembolü haline gelir. Söylemek istediğim bu. Anladım. Hocam yine bir tweetinizde şöyle dediniz. Bayağı bu... O tweetten önce şunu söylememe izin verin. Tabii, buyurun. Ben 2000 yılında Mesih olduğumu Almanya'da açıkladım. Türkiye beni tanıyor. Tabuları yıkma, putları kırma misyonu icra etmişim. Halkın büyük bir kesiminin sevgisi var. Evet. Dolayısıyla halk buna inanır diye bir panik meydana geldi Türkiye'de.
iktidar partileri, muhalefet partileri, efendim diyaneti, cemaatleri, tarikatları, yani o şey, sistemin patronları, halk buna inanırsa bizim otoritemiz sarsılır diye paniklediler. Halkın bana inanmasını engellemek için o deli, kafir, sahte mesih kampanyalarını yaptılar. Buna da bir kılıf uydurmak gerekiyordu. Herhalde cezaevinde buna Ergenekoncular, Atatürkçüler, şunlar bunlar işkence yapmışlar, ilaç vermişler de beni mesih yapmışlar iğneyle, ilaçla. Yok vallahi ya, ne kadar çok seviyorlar, ne kadar çok seviyorlarmış beni. Yani mesih yapmışlar, düşünebiliyor musun? Allah onlardan razı olsun diyeyim bari yani. Hocam, dolayısıyla bu tamamen bir algıdır ve yanlıştır. Anlıyorum hocam. Yeterince açıkladınız bu konuyu. Hocam yine bir tweetinizde şöyle bir şey diyorsunuz. Başörtüsü takmayın diyorsunuz. Kur'an'da bu yoktur. Ben bunu kaldırdım dediniz. Doğru mu? Yanılıyorsam güzel. Hayır. Cümleler tam olarak böyle değil. Başörtüsü takmayın demiyorum. Yahudilikte de, Hristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da, diğer dinlerde de tesettür mecburiyeti vardır. Kutsal kitaplarda tesettür mecburiyeti vardır. Ben tesettür mecburiyetiyle ilgili, harem, selam, tesettür mecburiyetiyle ilgili ayetleri neshettiğimi, tesettür mecburiyetiyle ilgili dini ahkamı iptal ettiğimi söylüyorum. Yani tesettür mecburiyeti yok. İsteyen kapanır. Dini açıdan öyle bir mecburiyet olmadığını söylüyorum. Bu da benim bazı haramları helal kılma yetkim çerçevesindedir ki Mesih'in böyle bir yetkisi var. Bunu Kur'an da söyler. Evet. Hocam, buyurun. Bayağı sizin konunuza birazcık çalıştım. Yanılıyorsam beni düzeltin lütfen. Biliyorsunuz inanışa göre... Ben bu ara bir damla çay alayım. Afiyet olsun. Hocam, inanışa göre kıyamet, yani ahir zaman günü geldiğinde soru şu: İnsanlığı kurtarmak için önce Mesih iner. Sonra İsa Mesih gelir ve Deccal'a karşı birlikte mücadele ederler. Tüm yeryüzü ve kainat için. Bu durumda siz kendinizi Mesih ilan ettiğinize göre Mesih sizden önce kainata indi mi ki? Veya geldi mi şimdi bu durumda oluyor? Hatta hatırlarsınız Sadat Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından Tanrı verdi galiba. Bu yıl Mehdi gelecek demişti. Acaba geldi mi Mehdi? Şimdi Mesih inancı ile Mehdi inancını birbirine karıştırıyor toplum. Mesih inancı evrenseldir. Mesih beklentisi. Bakın, sadece Yahudiler değil, sadece Hristiyanlar değil, sadece Müslümanlar değil. Budistler de Mesih bekliyor. Onlar Metteya diyor. Dünyada şu anda yaklaşık sanıyorum 1 milyar Hindu var. Brahmanist. Onlar da Mesih bekliyor, Kalki diyorlar. Dolayısıyla bütün milletler kıyametten önce Mesih beklentisi içindeler. Mehdi ile Mesih'i birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi bu ayrı bir konuşma konusu ve buna açıklamamız gerekiyor. Mehdi konusu daha çok Şii referanslı, Şii kaynaklı bir inançtır. İslami. İslam içinde daha çok Şii ağırlıklı. Evet. Hazreti Ali ve soyundan bir halife, bir Mehdi kurtarıcı, evet, beklentisi burada var. Bu biraz Sünniliğe de sirayet etmiş. Her ikisinin Mehdi'si farklı. Şiilerin Mehdi'si, yani uzun konular bunlar, yanlış anlaşılabilir diye de endişe ediyorum. Uzun konuşmak lazım çünkü. Anladım. Kısa cevaplarla olmuyor. Şiilerin Mehdi'si 12. İmam, işte 11. İmam Hasan al-Askeri'nin oğlu kaybolmuş, gelecek. Yani onlar onu bekliyorlar. Yani 1000 sene önce kaybolmuş birini bekliyorlar. Peki gelmiyor. Yani Sünniler ise peygamberin soyundan biri gelecek diyorlar. Efendim işte Şam'da Ümeyye Camii'nde Mehdi ile Mesih buluşacak diyorlar. Doğru, öyle. Bunların tamamı Cemal Bey uydurmadır. Peygamber böyle bir şey söylemiş olamaz. Burak Çünkü o Ümeyye Camii diye bir cami yoktu peygamber hayattayken. Ya nasıl olur yani peygamber Şam Müslümanların elinde değildi. Şam'da bir tek Müslüman yoktu. Tek bir cami yoktu. Hatta Akminare diyorlar. Ya ne minaresi, ne camisi? Ümeyye Camii denilen yer Yuhannes Kilisesi'ydi.
Osmanlı döneminde kısmen yapıldı. Birçok cami. Emeviler devrinde zaten. Emeviler devrinde Yuhannes Kilisesi cami yapıldı. Ayasofya gibi. Evet. Müslümanlar bunları da bilmiyorlar. Dolayısıyla peygamber öyle bir cami yok ki. Bir de Mesih Ruhul Kudüs'tür. Bunu Kur'an söylüyor. Yani Ruhul Kudüs Mesih gelecek. Ruhul Kudüs ne demek? Bütün peygamberler Allah'ın vahyini getiren, öğreten, söyleten o Cebrail. Ruhul Kudüs demek. Ruhul Kudüs gelecekmiş, Mesih'e tabi olacakmış. İşte Mehdi'ye tabi olacakmış. Ve Mehdi ile beraber alacaklar kılıcı. Dünyayla savaşacaklar. Deccal'la, kıyam şeyle. Yani Allah, yani böyle Mesih beklentisi doğrudur ama Mesih'ten beklenen yanlıştır. Mesih Hazreti Muhammed gibi bir ordu kurmamış, devlet kurmamış, savaşmamış. Yol göstericidir. Mesih sağ yanağına vurana sol yanağını uzat demiş. Savaşı yasaklamış, öldürmeyi yasaklamış, kılıç kullanmayı yasaklamış. Mesih'ten böyle bir şey nasıl beklenilebilir? Sonra Hristiyanlar Mesih gelecek, Müslümanları yok edecek diye bekliyor. Müslümanlar Mesih gelecek, Hristiyanları yok edecek veya zorla Müslüman yapacak, kılıçla, savaşarak. Yahudiler diyor ki hepsini yok edecek, dünyayı bize teslim edecek. Yani Mesih tırnak içinde beklentileri adeta bir deccal bekliyorlar yani. Yani Mesih'ten deccal işlevi bekliyorlar. Ya bir kurtarıcı gözüyle hocam. Öyle diyebiliriz. İşte buradaki kurtarıcılık yol göstermektir. Peki şu an ahir zamanı yaşıyor muyuz? Yani o yol göstermektir. Değil mi? Dünyayı ahir zamanı yaşıyor muyuz hocam şu an? Mevcut mu? Tabii. Mesih, zaten bu soru abes olur. Mesih gelmişse zaten kıyamet yaklaşmış demektir. Bir de şunu söyleyeyim. Bunlar ayrı ayrı her biri açıklanması gereken konular. Uzun konular, doğru. Ben Mesih olduğumu açıklamadan önce benim Mesih olduğumu Allah'ın göstermesiyle gören, bilen ve bana gelip bunu açıklayan, beni bulup açıklayan yüzlerce şahit var. Daha ben açıklamadan önce Allah gösteriyordu. Yani ben Mesih olduğumu açıklamasaydım bile Allah birilerine benim Mesih olduğumu gösteriyordu. Türkiye'de, işte yok Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta, Romanya'da, Bulgaristan'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Almanya'da, İsveç'te Mesih olduğumu görüp benim Mesih olduğumu Allah'ın göstermesiyle gören, bilen şahitlerim var. Tebliğ edildiğini bilen mi var yani vahiy geldiği zaman? Ben onları ikna etmiyorum, ben onları anlatmıyorum. Onları Allah gösteriyor. Anladım. Allah onlara benim Mesih olduğumu bildiriyor. Dolayısıyla ben Mesih olduğuma göre kıyamet devri başlamış demektir. Anladım. Mesih'in kurtarması da şudur. Yani ben sadece Müslümanların Mesih'i değilim. Ben sadece Türkiye'nin Mesih'i değilim. Ben bunlar gibi bakmıyorum. Ben gelecek seçime hazırlanmıyorum. Ben bu cemaatler, tarikatlar gibi bir dini tezgah kurmuyorum. O konuya gelecek. Ben ne kadar Müslümanların Mesih'iysem o kadar da Hristiyanların Mesih'iyim. Ne kadar Hristiyanların Mesih'iysem o kadar da Budistlerin, Hinduların Mesih'iyim. Hatta şunu söyleyeyim. Budistleri, Hinduları inanın Hristiyanlardan ve Müslümanlardan daha fazla şu anda önemsiyorum. Hocam ve o konuya gelecektim. Gözüm daha fazla orada. Evet. O konuya gelecektim. Sözünüzü kesiyorum. Çok hani sorularım vardı, o yüzden özür diliyorum. Yani kısa, kısa cevaplar olursa sevinirim. Şimdi sizi sevenleriniz de var şu an. Ya çok acele etmeyelim. Bir şey hatırlatabilir miyim? Çok acele etmeyelim. Gerekirse daha sonra bir program daha yapabiliriz. Evet. Ama işte ilk bunu yapalım, sonra yaparız. Doğru. Hocam evet. Sizi sevenleriniz de var, biliyorum. Oraya bulunduğunuz Düzce'ye gelenler de çok olduğunu biliyorum. Kendilerine evet. Bunlar klasik anlamda, bildiğimiz anlamda mürit demiyorlar. Bunlar Mesih'in havarisi diyorlar. Bu durumda ayrıca size tarikat ve cemaat demek mümkün mü? Bir, eğer değilseniz ülkedeki bu tür mantar gibi biten onlarca, hatta bakanlıklara, kritik noktalara, geçmişteki acı tecrübeleri de biliyoruz. Bu tarikat ve cemaatlere bakış açınız nedir? Siz bir tarikat mısınız veya saadet zinciri misiniz veya değil misiniz? Yani benim bir herhangi bir partiyle, herhangi bir organizasyonla, dernek, vakıf, tarikat, cemaat, şirket, holding, ticari herhangi bir şey. Anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum yani? Anlıyorum. Bununla ilişki olduğumu buyursun, ispat etsinler. Gören var mı? Duyan var mı? Yani herhangi bir kitap sattığımı mesela, parayla bir kitap sattığımı dahi duyan var mı? Evet.
herhangi bir konferansımdan, bir videomdan, bir şeyimden ücret aldığımı duyan var mı? Ne Avrupa'da vardır ne Türkiye'de vardır. Şimdi anlamadıkları şey şu. Mesih'i kendileri gibi sanıyor bu hocalar, şeyhler. Ya yani onların bir din tezgahı var. Din üzerinden siyaset yapıyorlar. Din üzerinden ticaret yapıyorlar. Din üzerinden dünyalık elde ediyorlar. Değil mi? Adeta her bir tarikat, her bir cemaat, Diyanet dahil, vakıflarıyla, bir takım yan kuruluşlarıyla bir holding gibi faaliyet gösteriyor. Bu sadece Türkiye'de böyle değil. Hristiyan dünyasında da böyle. Başka diğer dinlerde de böyle. Yani Mesih'i diğer peygamberler gibi de düşünmesinler. Böyle de düşünebiliyorlar. Benim müridim falan olmaz. Ben hoca değilim, ben şeyh değilim. Benim müritlerim yok, benim inananlarım var. Havariler diyorlar kendilerine. Ve havariler ayrı bir statüdür. Öyle mi? Diğerleri inananlara şahit deniliyor. Anladım. Dolayısıyla benim herhangi bir tarikat, cemaat meydana getirip de diğerlerine karşı bir oluşum yapmam söz konusu değil. Anladım. Yani ben yeni bir din, yeni bir mezhep ortaya çıkarıp da diğerleriyle bir rekabete sokacak değilim. Bundan dolayı da yani hepsini kucaklarım. Diğer peygamberler gibi de değildir Mesih. Yani Mesih bütün peygamberlere Allah'ın vahyini getiren, öğreten Ruhul Kudüs'tür. Yani Tevrat, Musa'dan önce Mesih'in kitabıdır. Ölümsüz bedeni bakımından Ruhul Kudüs olarak, ölümsüz bedeniyle Tevrat'ı Musa'ya getiren Ruhul Kudüs'tür. Kur'an'ı Muhammed'e getiren Ruhul Kudüs'tür. Ruhul Kudüs Mesih'tir. Kur'an Muhammed'den çok Mesih'in kitabıdır. Benim kitabımdır. Bu Tevrat için de geçerli. Hatta şunu söyleyeyim. Yani Brahmanların, Hinduların, biliyorsunuz Brahma onların tek tanrısıdır. Evet. Ve onların Vedaları var. Vedalar da Tevrat, İncil, Kur'an gibi vahiydir. Tek tanrılı din sadece İbrahim'i dinler değil yani. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık değil. Mesela Brahmanizm de aslı ve özü itibariyle tek tanrılı bir dindir. Helenik çağda herkesin tanrısı vardı, Yunan Helenik çağda. Her evin neredeyse bir tanrısı vardı. Çok tanrılı. Evet ama onlar silinmiş. Ama Brahmanizm öyle değil. Bugün 1 milyar takipçisi olan bir din. İnanını olan bir din. Budizm öyle değil. Evet. Şunu söylemek istiyorum. Efendim. Mesela biz Mecusi diyoruz. Ateşe tapıyor falan diye öğretiliyor. Halbuki o iş öyle değil. Yani burada din konusunda bilgi yanlışlıkları var, bilgi şeyleri var. Şunu söylemek istiyorum. Allah nasıl? İster Allah desinler, ister Yahve desinler, Yahova desinler, ister Baba desinler, ister Brahma desinler. İsimleri çeşitli olsa da tek bir yaratıcı var. Yani biz ona Allah diyoruz. Evet. Mesih de, yani birisi Mesih der, öbürü Meşiyah der, öbürü efendim Kalki der, öbürü Metteya der. Ama aynı kişiden bahsediliyor. Dolayısıyla ben sadece Türkiye'ye baktığımı sanmasınlar. Onu söyleyeyim. Sadece İslam dünyasına baktığımı sanmasınlar. Ben bütün bir dünyaya bakıyorum ve bunlara hitap ediyorum. İnanana da ihtiyacım yok. Milyarlarca inananım var benim yeryüzünde. Yani Müslümanlarla Hristiyanları topla, Meryem oğlu Mesih İsa'ya iman ediyorlar. Evet. Benim milyarlarca inananım var. İnanana ihtiyacım yok. Ha, onlar benim inandıkları Mesih olduğumu bilmiyor olsalar bile gün gelecek bunu bilecekler. Ben öğretimi söylerim, din öğretimi açıklarım, kendimi açıklarım. Efendim insanlara yol gösteririm. İnanan kurtulur inşallah. Benim söylediğim budur, mesajım budur. Anladım. Hocam bir sözünüzde şöyle diyorsunuz. Peygamberler tarafından öğretilen her din Allah'ın dinidir. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Müslümanlığın bozulmuş olması ayrı bir konudur diyorsunuz. Bunu bir tekrarlar mısınız? Bir cızırtı oldu. Tabii. Peygamberler tarafından öğretilen her din Allah'ın dinidir. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Müslümanlığın da tarihin akışı içinde bozulmuş olması ayrı bir konudur diyorsunuz. Var mı? Böyle bir bozulma mı var dinlerde veya bizim dinimizde, Müslümanlıkta? Ya tabii var. Yani bütün dinlerde var. Yani savaşı, işgali, ganimeti, yağmayı,
köle ve cariye almayı meşru gören, teşvik eden ayetler var. Tam olarak hangi dini kastediyorsunuz ve nasıl bozuldu, neden bozuldu? Fark etmez. Aynı şey Hristiyanlık için de geçerli. Niye insanlar dinden uzaklaşıyor? Değil mi? Kutsal kitaplardan ve dinlerden uzaklaşıyor insanlar. Niye uzaklaşıyor? Evet. Çünkü çünkü sorguluyorlar artık. Deizmin ve ateizmin arttığı yani, söyleniyor gençlikte. Deizme, ateizme doğru dünya niye gidiyor? Şunu söylemek istiyorum. Ya İslam tarihi ortada. Yapılan işgaller, zulümler, katliamlar, vahşetler ortada. Siz şimdi işgale fetih derseniz, yani işgale fetih derseniz, savaşa cihat derseniz, işgale fetih derseniz, ganimete köleye, köle cariye almaya teşvik ederseniz, işte Ayasofya meselesi ortada. Ben savaşları anlıyorum ama bunların Tanrı adına yapılmasını kabul etmiyorum. Din adına yapılmasını kabul etmiyorum. Savaşlar acı realitelerdir. İnsanlık tarihi boyunca vardır. Ama yani öyle bir Allah düşünün ki, yani Müslümanların Allah'ı Yahudi Hristiyan düşmanı. Girin diyor. İşgal edin ülkelerini diyor. Karılarını kızlarını köle cariye yapın diyor. Yağmalayın diyor. İşit. Kiliselerini cami yapın diyor. Radikal. Hristiyanların Allah'ına bakıyorum. İslam düşmanı, Müslüman düşmanı. Yahudilerin Allah'ına bakıyorum. Bütün milletlere düşman. Maalesef. Bu nedir Allah aşkına? Cemal Bey böyle din olur mu? Dolayısıyla diyorlar ki İslam'da problem yok da Müslümanlar iyi örnek olamıyor. Hayır. Böyle söylediğiniz sürece problemi çözemezsiniz. Evet İslam'da problem var. Bu tarihin akışı içinde oluşturulmuş İslam'da problem var. Ve gençler artık bu nesiller bunu sorguluyor. Çünkü bu nesillerin sınırı yok. Eskiden Türkiye'de doğan Müslüman olarak doğar, Müslüman olarak ölürdü. Komşu köyde ne olduğunu bilmezdi. Bırakınız başka ülkede ne olduğunu. Ama bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde doğan herhangi bir gariban bile elindeki telefondan giriyor, Çin'i öğreniyor. Budizm'i öğreniyor. Hindistan'ı öğreniyor. O dini öğreniyor. Onun tarihini öğreniyor. Değil mi? Giriyor, bütün dünyayı öğreniyor. Ve dolayısıyla sorguluyor. Ve sorgulaması da gerekiyor. Ben de efendim bazı şeyleri dini ahkamı iptal ediyorum. Sadece Müslümanlıkla ilgili değil. Savaş, işgal, ganimet, yağma, köle, cariye almakla ilgili ayetleri, dini ahkamı iptal ediyorum. Veya işte kadınların şahitliğini kabul etmeme gibi. Mirasta kadına bir, erkeğe iki vermek gibi. Efendim, çocuk evliliği gibi. Küçük yaşta, küçük yaşta. Yani bunlar, aslında bunlar Allah'ın vahyi değil. Bunlar o dönemin geleneklerinin kutsal kitaplarda veya hadislerde yer almasıdır. Ama her şeye rağmen işte bunları da iptal ediyorum ki insanlar Allah'ı sevsin, Allah'a dua etsin. Din de bu sınırda kalsın. Yani iyilik yapmak, kötülükten uzak durmak. Allah'ı sevmek, öyle mi? Ona dua yapmak, kötülükten uzak durmak, iyi insan olmak, iyilik yapmak. Bu çerçevede din burada olursa, sevgi dini, barış dini olursa ve ki olması gereken de bu, dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu ruhsal gıdaya her insanın ve her toplumun buna mutlak ihtiyacı var. Yani Allah'ın bizim duamıza ihtiyacı yok ama bizim bu ruhsal gıdaya, bu dopinge ihtiyacımız var. Çok küçük yaşta İslam inancıyla hatta işte Müslümanlığı özümseyerek büyüdünüz ve yaşadınız. Hatta aktif olarak müezzinlik yaptınız, görevler aldınız. Bu durumda şimdi geldiğiniz noktada bütün bu yaşadığınız, gördüğünüz olumsuzluklardan dolayı bizim Müslümanlık veya dininizde. Bundan dolayı din değiştirmenizin etkisi var mı veya bu muydu sadece? Hayır, ben din filan değiştirmiş değilim. Bu nereden çıkıyor? Bu ülkede eğer bu ülkede bir tane Müslüman varsa tek bir Müslüman o ben olurum. Başkası olmaz. Böyle spekülatif. Yani Hasan Mezarcı. Bırakınız Mesih'i. Hasan Mezarcı Müslüman değil de kim Müslüman? Ne konuşuyor bunlar? İslam bunların babasının malı mı? Ama Mesih'in babasının malı. Göklerdeki babasının malı. Öyle yok. Yani dinmin değiştirme yok. Hristiyanlar bile İsa'ya Hristiyan demez. Önce bunları öğrenmesi gerekiyor bu toplumun. Mesih der. Müslümanlar da Mesih der. İsa'ya Hristiyan denmez.
Size karşı yani, yıllarda böyle denildiği için sordum bu soruyu. Biliyorum ve iyi de oluyor. Evet. Ya bunlar kendi fantazi, yani toplumu bana karşı kışkırtmak için sanki din değiştirmişim. Bir şey değiştirdiğim yok. Ben Mesih'im. Musa'ya o dini öğreten de benim. Değil mi? Havarilere o dini öğreten de benim. Muhammed'e o dini öğreten de benim. Yani Mesih diğer peygamberler gibi değildir. Bir ölümlü insan bedeni vardır. Bir ölümsüz Ruhul Kudüs bedeni vardır. Daha bir başka bir röportajımda bunu açıkladım. Müjde kitabında bunlar anlatılıyor. Mesih'in Ruhul Kudüs olduğunu anlamadan, kabul etmeden Müslümanlar asla İsa ile ilgili ayetleri anlayamazlar. Gökten gelmeyi de anlayamaz. Sen diyor nasıl Mesih oluyorsun diyor. İşte sen Düzce'de doğdun diyor. İsa diyor Nasıra'da doğmuştu diyor. Hatta dün videoda izledim. Bir papaza soruyor. Bir gazeteci. Hasan Mezarcı İsa mı diyor? Değil diyor. Nereden biliyorsun diyor. Elinde diyor haça çakılmış diyor diyor İsa. Elinde diyor haçın diyor deliği izi yok diyor yarası diyor. Yani bizimkisi de sormuyor. Ya 2000 seneden beri yara iyi olmadı mı diye sormuyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Cemal Bey. Ben kendimi Meryem oğlu Mesih İsa olduğumu söylüyorum. Etimle, kemiğimle, kanımla, bedenimle. Ve bunu nasıl açıkladığımı incelemiyorlar. Okumuyorlar, bakmıyorlar. Sanki bu bedenimle gökten gelmişim, böyle açıklıyormuşum kendimi gibi. Yani Müslümanların, Hristiyanların iman ettiği, bildiği Meryem oğlu Mesih İsa 2000 yıl önce haça asılarak öldü. 2000 yıl sonra tekrar bir anneden doğarak dünyaya geldi. İsa dünyaya gelecekse, öyle mi? Evet. Bir anneden doğup gelecek. 2000 yıl önce de bir anneden doğmadı mı? Yine bir anneden doğup gelecek, tekrar gelecekse. Ama bunlar ne bekliyor? Müslümanlar, özellikle İsa ölümlü insan bedeniyle göğe gitti. Evet. Ölümlü insan bedeniyle gökten gelecek 2000 yaşında bir adam bekliyorlar. Problem bunların kafasında. Anlatabiliyor muyum? Yani 2000 yaşında bir adam. İsa ölümlü insan bedeniyle göğe gitti. Nereye gitti? Gök neresi? Allah'a gitti. Yani Allah'ın orada çiftliği mi var? O çiftlikte mi o yemek, tarım mı yaptı yani? Onu mu yapıyor? Yani şunu söylemek istiyorum. Çok bolsuzluğu kastediyorlar. İyi de insan bedeninin yemeğe ihtiyacı var. İnsan bedeninin ekmeğe ihtiyacı var. İnsan bedeninin doğal ihtiyaçları var, değil mi? İnsan bedeni ise bu. İsa da herkes gibi yiyordu, içiyordu. Gökte Allah'ın yanında bir yerde çiftlikte mi yiyor, içiyor 2000 seneden beri? Ya ben şaşırıyorum yani. Hocalar bunları anlatıyor yani. İnsan bedeniyle diyor, göğe gitti diyor. Şimdi gökten 2000 yaşında asker bavulu gibi düşecek bir İsa bekliyor yani. Dolayısıyla bu bilgi körlüğüdür. Yani bilgi körlüğüdür. Bilgi insanı, doğru bilgi insanı aydınlatır. Ama yanlış bilgi de kör eder. İnsan bedeniyle göğe gitti diyen insan bedeniyle gökten bekliyor. Gökten gelen ölümsüz Ruhul Kudüs bedenidir. O ölümsüz Ruhul Kudüs Meryem annenin karnında insan bedenine büründü rahminde. Evet. Şimdi de aynı şey oldu. Evet.